Dirse Han oğlu Boğaç Han Destanı. Hanlar Hanı olan Kamgan oğlu Han Bayındır, yılda bir kere büyük bir ziyafet tertipleyerek Oğuz beylerini konuklarmış. Bir gün Bayındır Han yine böyle bir ziyafet hazırlığı yaparken bir yere ak otağı, bir yere kızıl otağı, bir yere de kara otağı kurdurur. Oğlu olanı at otağı, kızı olanı kızıl otağı kondurun. Oğlu kızı olmayanı kara otağa alın, altına kara keçe döşeyin, önüne kara koyun yahnisinden getirin. Yerse yesin, yemezse kalksın gitsin. Oğlu kızı olmayana Tanrı Teala gazap etmiştir. Biz de ederiz, iyi bilsin der. Oğuz beyleri birer birer gelip toplanmaya başlarlar. Dirse Han adında oğlu kızı olmayan bir bey de 40 yiğitini yanına alarak toplantıya gider. Bayındır Han'ın adamları Dirse Han'ı karşılayarak kara otağa kondururlar. Altına kara keçe sererek önüne kara koyun yahnisi getirirler. Dirse Han hiddetle bunun sebebini sorar. Bayındır Han'ın buyruğunu anlatırlar. Bunun üzerine Dirse Han yiğitlerini alarak ziyafeti bırakıp karısıyla görüşmek üzere eve döner. Durumu tatlılıkla anlattıktan sonra hiddete gelerek çocuk olmamasından hangisinin suçlu olduğunu sorar. Karısı ikisinde de suç olmadığını, bu işin Allah'tan geldiğini söyleyerek büyük bir ziyafet vermesini, iç otağı ve taş otağı beylerini çağırmasını, fakirlere yardımda bulunmasını teklif eder. Dirse Han karısının dediğini yaparak büyük bir ziyafet tertip eder ve sonunda beylerin duasını ister. Beyler el kaldırıp Dirse Han'a çocuk vermesi için Tanrı'ya dua ederler. Bir ağzı dualının duası ile istedikleri olur ve bir zaman sonra Dirse Han'ın bir oğlu dünyaya gelir. Bayındır Han'ın bir boğası ile bir buğrası varmış. Bir yazın bir güzün boğa ile deveyi savaştırır, seyrederlermiş. O yaz hayvanları yine meydana çıkardıkları gün Dirse Han'ın oğlu üç ordu çocuğu ile orada aşık oynuyormuş. Diğer çocuklar kaçışırlar, Dirse Han'ın oğlu kaçmayarak orada boğa ile karşı karşıya kalır. Çetin bir boğuşmadan sonra çocuk boğayı öldürür. Beyler başına toplanırlar. Çocuğa at koymak ve babasından taht ve beylik istemek için Dede Korkut gelir. Babasından taht ve beylik alarak oğlana boğayı öldürdüğü için Boğaç adını verir. Boğaç beylik alıp tahta çıkınca babasının 40 yiğitini anmaz olur. O 40 namert yiğit de eski itibarlarına kavuşmak için Boğaç'ı yok etmeye karar verirler. Babasını oğlunu kötüleyen dedikodular getirerek onu oğlunu öldürmek için teşvike başlarlar. Dirse Han bunlara kanarak oğlunu öldürmek üzere bir av tertip eder. Av sırasında 40 namert bir yandan çocuğa babasının sevindirmek için önünde av avlamasını söylerken öte yandan Dirse Han'a "Bak oğlun senin üzerine geliyor, giyiyi atarken seni vuracak." deyip Dirse Han'ı oğlunu vurmaya teşvik ederler. O da çekip ok ile oğlunu vurur. Boğaç düşünce babası üzerine gitmek isterse de o 40 namert buna engel olur ve evlerine dönerler. Boğaç'ın annesi oğlunun ilk avıdır diye büyük bir hazırlık yapmıştır. Fakat gelenler arasında oğlunu göremeyince deliye döner. 40 namert çocuğun avda olduğunu söylerler ise de annesi durmaz. 40 ince belli kızı yanına alarak av yerine gider. Bir çukurda çocuğu kanlar içinde bulurlar. Boğaç korkmamalarını söyler ve yaralanınca Hızır'ın gelerek yarasını sıvazladığını, "Sana bu yaradan ölüm yoktur, ananın sütüyle dağ çiçeği sana merhemdir," dediğini anlatır. Boğaç'ı getirip babasından gizli olarak tabiplere verirler. 40 günde iyileşir. 40 namert bunu duyunca yaptıkları ortaya çıkmadan bu sefer Dirse Han'ı yakalayıp kafir illerine götürmeye karar verirler. Han'ı tutup ellerini bağlarlar. Boynuna ip takıp yaya yürüterek kafir illerine yönelirler.
Oğuz beyleri bundan haberli değillerdir. Annesinin isteğiyle yine Boğaçan arkadan yetişerek 40 namerdi öldürüp babasını kurtarır. Hanlar Hanı bayındır, Boğaç'a taht verir, beylik verir. Ve sonunda dedem Korkut gelip destanlar söyler.